bir gün önce filan bir maç oynanmışsa, Fenerbahçe ve Galatasaray'sa bu maçların kahramanları, o zaten 20 dakikada yukarıda Galatasaray mı iyi, Fenerbahçe mi iyi, Metin abi zaten onlara daldığı için hadi buyurun skeci çekelim gibi. Böyle insana karikatürize edilmiş gibi geliyor bu anlattıklarım ama birebir adeta hafifleterek anlattığım bir keyif ve yaratı ortamı içinde, bu çok önemli. Severek, eğlenerek iş üretiyoruz. Bir de yetmiyormuş gibi bunun karşılığında bize de para veriyorlar. Çok da düzenli veriyorlar, çok da iyi para veriyorlar. Burada altını çizerek söylemek isterim. Bunun bir kere daha altını çizer misiniz? Bir kere daha altını çizerim. Yani bizim ev sahiplerimiz, bizim bakkallarımız rahat olabilirler. Bizimkiler biz rahat değil. Olacak o kadar da çalışanların durumu çok çok iyi. Her şey çok düzenli. Part time olanlar biraz... part time olanlar da... Part time yararlanırlar. Hakikaten ne krizden etkileniyorlar. Peki Levent abi, münhal kadrolar yok mu böyle? Patrona sor. Şöyle yapalım, kanal açacağız. O zaman inşallah. Biz form dolduralım. Evet, form dolduralım. Aa, siz ne yaparsanız yapın. Ben yerimi kimseye vermem. Ben hayatımdan çok memnunum. Tekstlerimi okurum. O ile örgü bilgilerim son derece arttı. Onları da geliştirmek istiyorum. Akşamüstü çekirdek partisi. Ne örüyorsunuz o yavrum? Kazak örüyorum. Kazak örüyorum. Allah şükür kendimi met etmek gibi olmasın. Hem elimde hem dilimde. Söyle Hakan'cığım lütfen. Tabii kesinlikle. Ben size sette Oya Başar taklidi yapayım. Çocuklar o skeci çekerken o Ecevit hikayesi için Levent'i bekleyelim. Makyaj. Efendim. Ne? Hayır. Enginar'ın suyunu o kadar koymayacaksın. Yani. Ayşe okuldan geldi. Çocuklar olmuyor. Bu Mercedes'e güzel değil, değil mi? Böyle bir renkli ortam var. Ha bu arada Levent boş duruyor zannederseniz onda değil. Orada ya var ya aşağıda heykel yapıyor. Ya sanayi mahallesindeki çeşitli esnafı dolaşıp kelepir ayakkabı. Bize yukarı geldiği zaman kebap ısmarlayayım mı? Çok güzel bir kebap yedim. Böyle bir ortam. Ne arıyorsunuz sanayi mahallesinde? Sanayi mahallesinde her şey. Herkes de ahbabım orada. Dostlarım var. Efendime söyleyeyim, bütün dükkanlara giriyorum çıkıyorum. Hepsi arkadaşım. Kelepir bir şeyler kimi mi? Yemeğe çağırıyor, kimisi tıraşı çağırıyor, kimisi sohbete çağırıyor. Gerçekten. Anlattıkları kesinlikle evet, doğru. Hakikaten öyle. Mesela geçen pazar günkü çekimde hiç unutmuyorum. Anide stüdyomuzun içinde Levent eşliğinde son derece kranta bir bey kravatını takmış pazar günü. Yanında düzgün tayyörünü giymiş bir hanım ve bir çocuk belirdiler. Bu Beyoğlu 32. noteri başkatibiymiş. Bir iş için gelmedi. Pazar günü çıkmışlar. Levent Kılıcı, Oya Başar'a gidelim. Nasıl çek... Daha önce tanışmıyorlar. Nasıl çekim yapıyorlar pek merak ediyoruz demişler. Geldiler. Aynen tanığız buna. Girdiler. Levent ağladı. Çaylarını kahvelerini söyledi. Biraz daha vakitleri olsaydı bir skeçler rol alıyorlardı. Oraya kadar geldik. Yani böylesine hoş bir ortam var orada. Ben burada bir büyük ustayı, Vasfi Rıza Zobu'yu birlikte çalıştığım, bu büyük onuru paylaştığım bir ustayı anmak istiyorum. En büyük dersi şuydu bize. Komedi oynuyorsanız, ki kendisi komedinin ustasıydı, önce kendiniz eğlenin ki eğlendirebilesiniz. Önce kendiniz teksti okurken gülün ki güldürebilesiniz. Bu anlamda siz eğleniyorsunuz. Evet, sanıyorum da başarının fakat bu yazarların saklanma işini ben çözemedim. Onu bir Müfit Bey'den... Burada da arkaya saklandılar dikkat ederseniz. Evet. Ben derhal Müfit'e uzatıyorum lütfen mikrofonu. Nedir bu iş? Yani Yaşar Bey de anlatabilir. Ya bu aslında ilk günden beri böyle Levent abi bize son birkaç yıldır hep mezun oldunuz artık diyor ama biz hala çok fazla mezun olduğumuza inanmıyoruz. Hala bir şeyler öğreniyoruz çünkü. O heyecanla acaba beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi diye. Çünkü çok da titizler. 12 yıldır hala titizler. Ve o şeyle biz o merakla ve pek de cesaretimiz olmadan dinliyoruz. Biz de acaba geçecek mi, olacak mı diye o heyecanı sürdürüyoruz yani. Onun şeyi. Belki bir tılsım olarak da sürdürüyoruz artık yani. Bu. Beğeniliyor mu Müfit Bey? Genellikle beğeniliyor mu? Ya da beğenilmediği hiç zaman aslında ne oluyor? Ya hiçbir şey olmuyor aslında yani. Nasıl da güvenli bir yerdesiniz. Gayet. Ben konuşamayacağım ya. Ben bir şey söyleyebilir miyim o arada yalnız? Tabii yazarlarının bu endişeyi duyması, bu rahatsızlığı duyması gayet haklı. Çünkü Levent'le Oya da cuma geceleri hiçbir program yapmazlar. O gece oyunlarını mutlaka seyrederler televizyonda, o haftaki programı. Patronlar bu kadar ciddi olarak işe eğilirlerse bu kadar sene sonra yazarların da aynı ciddiyetle devam etmesi lazım tabii. Yani o rahatsızlığı hissetmekte haklılar. Çok doğru. Aslında şey gibi de anlaşılmasın yani böyle yani korktuğumuz, çekindiğimiz. Yani Hakan Bey çok
güzel ifade etti. Niye söylemiyorsunuz ya, baskılar, zulüm? Hiçbiri yok. İşte anlatılınca inanılmıyor. Genelde bize soruları geliyor seyircilerden, vatandaşlarımızdan. Levent Kırcıoya başarıda çalışıyoruz deyince şöyle ortak bir soru var. Yarım soru gibi görünüyor ama şöyle diyorlar genelde. Ya onlar hakikaten öyle mi? Yani nasıl öyle mi? Ya nasıl öyle mi falan? Tifol mu? Değil de diyor, hakikaten nasıl öyle mi? Aslında yani bir çekiniyorlar ama sormak istedikleri, yani aynı zamanda şimdi hakikaten komik mi onlar? Yani hakikaten haklının yanında, yoksulun yanında, hakkın yanında mı? Gibi yani gizli sorular da içeriyor bence. İkinci soruda oluyor genelde, nasıl bari iyi para veriyorlar mı? Birinci soruyu şimdi burada topluca cevabı, hakikaten öyle. Yani hakikaten bu insanlar öyle. Ben yeri gelmişken bir şey diyorum. Biz ilanla geldik buraya. Yani Levent abi, Oya abla hepimizin ustasıdır, öğretmenidir. Yani bir gazete ilanıyla geldik. Onu Yaşar anlatacaktı. Yine anlatsın da. Ben de bir seyirciyken ben de bazı şeyler, benzer şeyler düşünüyordum. Bir kere en önemlisi benim yaşım 35. Ama Levent Kırca, Oya Başar benim çocukluk kahramanlarım. Yani kendimi çok şanslı hissediyorum. Ya bugünkü bir çocuğun yani Tom ve Jerry ile çalışıyor olması ne kadar mucizeyse, hakikaten 6 yaşındayken ben böyle bir şeydi. Tom hangisi şey? Ay nereye gitti? Ya çok mucizevi bir şey benim için. Ve bırakın Türkiye'yi, dünyada herhalde çok az çocuk vardır ki çocukluk kahramanıyla büyüyünce çalışabilsin. Abi kardeş, abla kardeş olsun, anne oğul, baba oğul. Bunlar hani boş laflar gibi gelebilir ama hepsinin örneklerini ben zamanımız varsa veririm. Yani diye değil. Belgeler var. Bir şey, çok hızlı konuşmaya çalışıyorum ama hızlı konuşayım derken de iyice dağıtıyorum. Ben de çalışmadan önce kendileriyle, yani 90 senesinden önce aynı seyirciler gibi benim de kafamda sorular. Ya bunlar bir de, çünkü sadece sanatsal değerleri yok bizim gözümüzde, halkın, seyircinin gözünde. Aynı zamanda bir toplumsal değerleri var. Direkt siyaset yapmasalar da siyasi bir değerleri de var. Ben o zaman yani üniversite belki son sınıftaydım, belki bitirmiştim. Bir genç olarak tabii o siyasi değerleri de beni enterese ediyor. Toplumsal değerleri de enterese ediyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı. Diyor. Ama yine de bugünkü seyir, ya hakikaten onlar öyle mi gibi bir şey vardı. Başladık çalışmaya ama insan yani ulan başladık ama bunlar hakikaten öyle mi falan diye biz hala gidiyoruz. Ben ilk şeyde fark ettim, çok kısa bir süreydi. Tuzla'da tekst okuyorduk, o zaman Tuzla'da bir mekanları vardı. Levent abi yaptı, bir tane yılbaşı skeci yazılacaktı, yılbaşı programı hatırlanacaktı. Bir yılbaşı skeci istiyor bizden. Skeçte çok yoksul bir insan, yılbaşı gelmiş, çocukları var, herkes çocuğuna hediye alacak. Bu alamıyor. Vitrini bir tuğla alıyor yerden, oyuncağı alamı, bir oyuncakçı vitrini kırıyor falan. Bunu anlatırken böyle gözleri doldu falan, böyle yapmaya çalıştı. Baktı toparlayamayacak, ağlayarak banyoya doğru koştu. Dedim ki ya hakikaten öyle, ha bize de diyor ki, önce dedi ki bir toz kaşlı denemesi yapayım dedi, tutturamadı. Ben o ara banyodayken dönüşü konuştuk, ya hakikaten ya bu insanlar hakikaten ya ne oynuyorlarsa. Helal olsun. Neydi? Hayır, hakikaten inanarak, savunarak, yani bu şeydi ya, kaç sene olmuş, kaç yıllardır Levent Kırcı, Oya Başarlar. Ne söylüyorlarsa, yani inanmadıkları hiçbir şeyin altına ne imza atarlar ne attırırlar. Hakikaten yani. Tom ve Jerry'miş. Onun ya yaşıyorlar. Bir de ya mucize kısmı da bu aslında. Tom ve Jerry hayal. Bunlar gerçek yani. Bir de bir şey daha fırsat bulmuşken, aslında bir şeyler toparlamıştım, hala yani tam anlatamadım derdimi. Bir de şey var, bu kadar bizim Türk toplumu, sevgimizi yüze karşı çok ifade edemiyoruz. Biz de bu toplumun parçası olarak aslında bugüne kadar 12 sene olmuş, biz yüzlerine karşı yani sevgimizi, minnettarlığımızı, yani ne kadar iyi söz varsa onu ifade edemedik. Bir kere yalnız bir şey oldu. O zaman ben alkol de alıyordum. Birbirimizi gaza getirdik yazarlar adına. Ben bir kere aradım. Dedik ki ya
bu kadar yıldır çalışıyoruz. Bu insanlara hiç sevgimizi, saygımızı, minnettarlığımızı, yani sevdiğimizi söylemedik. Ya birbirimizi gaza getirdik. En çok ben gaza gelmişim. Ben aradım Levent abiyi. O zaman Oya abla uyumuş, erken uyuyor kendisi genelde. Ona da söyleyemedim. Evet, özetle sizin programınıza kadar, biz bugüne kadar hiç kendilerine, yani hep ana oğul, baba oğul bir ilişkisi oldu ama hiçbir zaman söyleyememiştik. Sizleri çok seviyoruz. Yok. Budur. Teşekkür ederim size de bu fırsatı verdiğiniz için, onları sevdiğimizi söylemiş fırsatı. Şey kısmına geçeyim mi? Zamanım var mı? Nasıl bari iyi para veriyorlar mı? Bir kere parayla pulla hiç ilişkileri yok. Çok ermiş derviş insanlar. Yani bu bunlar söylendiğini... Dolayısıyla sizinle mi ilişkiniz oldu? Hayır. Bir kere ben şöyle bir söyleyeyim. Çok hatırı sayılır bir maaş alıyoruz. İnsanlar şimdi hiçbir zaman bugüne kadar biz para pul konuşmadık ama insanlar artık hayat koşullarından mı bu şeyi matematik bir değere endeksleyip kafalarından net yapabilmek için hakikaten ikinci sorular hep nasıl bari iyi para veriyor mu gibi bir şey oluyor. Böyle sayısal bir değer duymak istiyorlar. Biz bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadık. Her zaman çok çok güzel paralar verilir. Hiçbir zaman para konuşulmaz. Benim mesela çok yakında... Memlekette ekonomik kriz var. Milletin morali bozulacak. O krizde işte ben mesela kendi hatamdan dolayı ve bankaların bir takım faiz politikalarından dolayı birdenbire ne olduğunu anlamadığım bir duruma düştüm. Bunu kendim şey yapamadım. Yaşar sadece çıtlamış. Abi nasıl çıtlatmış. Bari iyi para veriyor musun? Şeyi söyleyeyim. Çıtlatmış Yaşar. Ben şey yapamadım. Aa Gersin konu olur mu? Niye haber vermiyor falan. Ama bu rakam ben söylemeyeyim. Çok kişinin yani ağzı açık kalır. Ondan sonra ben izah edeyim istedim. Hani Levent abi dedi ki senin böyle bir problemin varmış dedi. Abi işte şöyle belgelerde vardı. Ya bırak Yaşar'a ver dedi. Başka bir şey o halleder dedi. İlgilenir. Abi izah yok dedi. Ona ikinci bir şey, Oya abla sonra sadece şey geçti ya Müfit şu kadarmış hani biz ödedik bir terslik şeylik var mı? Yok o kadar Oya abla falan bu kadar hiçbir konuşma geçmiyor ya bunu böyle bir iş yeri böyle bir şey var mı? Ne güzel. Ya artık bana bu soruyu sormayın yani şeyi. Şimdi bunlar arkadaşlarımızın kendi duyguları tabii. Bizim arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız çok seçkin insanlar. Gerçekten. Ve 15 senedir olacak o kadarı var eden arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız. Ve çok saygılı, sevgili arkadaşlarımız. Bunca yıldır beraberiz. Ve benim yanımda onlar ihtiyarladılar. Yani bizim yüzümüzden saçlara beyazlandı çocukların. Yani 30 parça hikaye getirirler sabah. O 30 parça hikayenin 28 tanesi olmadı diye çöpe atılır. Ve onlar da hep haklısınız Levent abi, haklısınız Oya abla derler. Bunu yapmak kolay değil. Bu çocuklar Türkiye'de yıllarca kapalı gişe oynamış Üç Baba Hasan'ın yazarları. Bu çocuklar son filminin yazarları. Bu çocuklar olacak o kadarın yazarları. Yani ben kendilerine gerçekten çok hayranlık duyuyorum. İnsan olarak bir kere insan olmasını bilen kişiler. Bizim müessesemizde en büyük ilke her şeyden önce insan olmasını becerebilmek, becermeye çalışmak. Bizde bu var. Ve marifette iltifata tabi. Hepimiz birbirimize iltifat ederiz. Ve orada huzurlu bir ortam var. Biz orada eğlence satıyoruz. O zaman birbirimize de sevecen bakmasını biliyoruz. Çok önemli. Ben tiyatroya gidiyorum akşam. Gişeciye bakıyorum böyle oturuyor. Biletçiye bakıyorum. Bilet kesiyor. Sahnede komedi oynanıyor. Sen onun biletini kesiyorsun. Orada ona göre keseceksin. O bileti ona göre satacaksın. Bu iş ta kapının önünde duran değnekçiden başlıyor. Yani biz meseleyi oradan itibaren ele almışız. Otoparkçıdan itibaren meseleyi ele almışız. Her mutfak kötü. Burada çok güzel bir örtü var. Tabaklar güzel ama mutfak kötü olmaz. Evvela mutfağı düzgün tutacaksınız. Yani biz iyi bir mutfak kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız iş insana insanla yapılan bir iştir. İnsan bizim için çok değerlidir. Tahtanın, demirin, çimentonun insandan daha pahalı olduğu bir ülkede bizim müessesemizde insan, hele genç insan, hele üreterek hayatını kazanan, üreterek yaşamını belirleyen insan bizim için çok kıymetlidir. Bizde çalışan bütün arkadaşlarımız kıymetlidir. Kaldı ki yazar arkadaşlarımız gerçek üretken kişilerdir. Ama bunun yanı sıra bizde işçiler çok ön plandadır.
teknisyenler çok ön plandadır. Sahne görevlileri çok ön plandadır. Kamera asistanları, sesçiler ön plandadır. Çünkü onlar bizim için gerçek emekçilerdir.